Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3x3 Rubik küp nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra %90 öğreneceksiniz. Çok sade, çok açıklayıcı, çok net anlatacağım, çok yavaş anlatacağım. İsterseniz lafı uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle küpümüzü bir karıştıralım arkadaşlar. Şöyle İyice karıştıralım. Evet, iyice karıştırdık arkadaşlar küpümüzü, gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, küpü yapmak için ilk aşama, kendinize bir renk seçiyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki beyaz. Beyaz seçtik. Bu beyazlardan şuraya şöyle bir artı yapmamız lazım. Bu artıyı nasıl yapacağız? Şu köşedeki parçalar önemli değil. Sadece şu orta kısma bir artı yapmamız lazım. Bu artıyı da arkadaşlar etraftaki beyaz parçalarını bulup, mesela şunu yukarı çekelim. Bakın şurada beyaz parça var. Şunu şöyle yapıp yukarı çekeriz. Gördüğünüz gibi bir parçamız kaldı. Ona da bakalım. Burada bunu da bu şekilde yaparız arkadaşlar ve bir artımız oldu. Bu artının kuralı yok arkadaşlar. Kendiniz yapabilirsiniz zaten. Çok basit bir şey. Sonra arkadaşlar, artının ucunda renkler var. Şöyle her artının ucunda bu şekilde renkler var. Bu sizde olmayabilir. Böyle mavi mavi, turuncu turuncu, kırmızı kırmızı, yeşil yeşil, bunun gibi. Şöyle karışık da olabilir arkadaşlar sizde. Bunun gibi karışık da olabilir. Bizim bu renkleri eşitlememiz lazım arkadaşlar. Ben de şanstan hepsi uydu. Bunları karıştıracağım sizinle eşit olması için. Gördüğünüz gibi renklerimiz karışık alt kısımda. Bizim bu ikili renkleri eşitlememiz lazım. Peki bunları nasıl eşitleyeceğiz? Öncelikle bakalım. Çevirelim, uyan var mı diye bakacağız bu şekilde. Bakın kırmızı kırmızı uymuş. Bakalım. Yeşil yeşil de uymuş. Şöyle bakın, diğerleri uymamış. Şöyle çaprazlama. Bakın birbirine çaprazlama iki rengimiz uymuş arkadaşlar. Biz de zaten bunu arıyoruz. Birbirine çaprazlama iki rengimiz uyması lazım bu şekilde. Siz de iki şekil böyle çaprazda da uymayabilir. Siz de şöyle yan yana da uyabilir arkadaşlar. Yani şu şekilde olabilir. Evet. Siz de arkadaşlar şu şekilde yan yana da uyabilir. Zaten ya hepsi olur, ya çapraz olur, ya da yan yana olur bu şekilde. Şimdi biz bunları nasıl eşitleyeceğiz? İlk önce eğer yan yana olursa nasıl yapacağız onu göstereyim arkadaşlar. Olan ne, uyan renklerimizi, sağ ve soldaki renklerimizi al, birini sağımıza birini solumuza alıyoruz. Sonra küpü şu şekilde tuttuktan sonra sol tarafı aşağı çekiyoruz. Üst tarafı sola alıyoruz. Sol tarafı yukarı çıkarıyoruz. Üst tarafı sağa çekiyoruz. Sol tarafı aşağı indiriyoruz. Sonra üst tarafı bir kere daha sola çeviriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bakın çaprazlama renklerimiz oldu. Eğer böyle ikili olursa onu ilk çaprazlamaya eşitliyoruz. Eğer çaprazlama olursa ne yapıyoruz? Şimdi onu gösteriyorum. Uyan rengimizi arkadaşlar sağ tarafa alıyoruz. Uymayan rengimiz de sol tarafta olacak. Yalnız şöyle yapmayın. Böyle önünüze gelmesin. Birisi sağdaki önünüze gelmesin yani. Böyle olacak. Önünüzdeki ve solunuzdaki uymamış renk olacak. Önünüzdeki uymuş renk değil. Yani şu şekilde tutacaksınız küpü. Olanlar burada, olmayanlar burada. Bunda da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Sol tarafı aşağı indiriyoruz. Üst tarafı sola çekiyoruz. Sol tarafı yukarı çıkarıyoruz. Üst tarafı sağa çekiyoruz. Sol tarafı aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi böylelikle renklerimiz eşitlenmiş oldu. Renklerimiz eşitlendikten sonra arkadaşlar, bizim şu köşedeki yerleri eşitlememiz lazım ki şu ilk katmanımızı bitirelim.
Şimdi ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum, gösterelim. Mavi, beyaz, turuncu. Bakın buradaki renkler mavi, beyaz, turuncu. Siz şu an arkadaşlar küp şu şekilde hayal edin. Diğer kısımlarını unutun. Şimdi bizim buraya mavi, buraya beyaz, mavi, turuncu rengimizi koymamız lazım. Bakıyoruz o küpümüz nerede? Bakalım. Evet, bulduk. Beyaz, mavi, turuncu. Şimdi arkadaşlar bunu sağ tarafa alıyoruz. Bizim bir aşağı sol yukarı sağ dediğimiz bir algoritma var. Ben öyle diyorum yani. Sonra şu şekilde yapın. Aşağı sol yukarı sağ. Bakın yaptıktan sonra direkt bu buraya oturdu. Ve şuralarla uyum sağladı gördüğünüz gibi. Bunu tek yapışta olmayabilir arkadaşlar. Olmazsa sürekli aşağı sol yukarı sağ yapmaya devam edin. Diğerlerine de bakalım. Turuncu, beyaz, yeşil. Şimdi bizim turuncu, beyaz, yeşil küpümüzü aşağıdan arıyoruz. Bakalım. Bu ne? Kırmızı, mavi, sarı. Yok. Yeşil, kırmızı, sarı. Bu da değil. Beyaz, kırmızı, yeşil. Bu da değil. Turuncu, yeşil, beyaz. Evet, burada arkadaşlar. Şimdi bunu da yapalım. Sağ tarafımızda bulunduruyoruz. Küp aşağıda. Bunu yukarıya çıkartacağız yani. Aşağı, sol, yukarı, sağ yapıyoruz. Bakın ilkinde oturmadı. Devam ediyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bakın arkadaşlar üçüncüde oturdu bu sefer. Bunda birincide oturmuştu. Şu ikisini yaptık. Şu ikisi kaldı. Şimdi arkadaşlar onlara da bakalım. Beyaz, kırmızı, mavi. Bakalım beyaz, kırmızı, mavi nerede? Sarı, kırmızı, mavi. Bu değil. Beyaz, kırmızı, yeşil. Bu da değil. Sarı, turuncu, yeşil. Bu da değil. Kırmızı, sarı, yeşil. Bu da değil. Arkadaşlar hiçbiri değil. Hiçbiri değilse geçin bunu. Diğerine bakalım. Beyaz, yeşil, kırmızı. Gördüğünüz gibi. Beyaz, yeşil, kırmızı. Beyaz, yeşil, kırmızı küpümüzü arayacağız. Bakın turuncu, sarı, yeşil bu değil. Kırmızı, sarı, yeşil bu değil. Mavi, sarı, kırmızı, sarı, mavi bu da değil. Beyaz, kırmızı, yeşil. Evet, burada arkadaşlar. Yine sağımıza alıyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ takviğini yapıyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Devam ediyorum. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer çok yaptık. Bundan sonra ne oldu? Evet, gördüğünüz gibi 3 tanesi oturdu ve son bir tanesi kaldı arkadaşlar. Şimdi buna dönebiliriz sonuncu olduğu için. Kırmızı, beyaz, maviydi değil mi? Bulamamıştık. Bu ne? Kırmızı, yeşil, sarı bu değil. Turuncu, yeşil, sarı bu değil. Sarı, kırmızı, mavi. Evet, bu da değil. Pardon. Beyaz, mavi, kırmızı. Evet, burada arkadaşlar. Yine sağımıza alıyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. 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 Ve gördüğünüz gibi birinci katmanımız bitmiş oldu böylelikle. Bakın birinci katmanımız bitti. Şimdi arkadaşlar birinci katmanımız bittikten sonra şu gördüğünüz ikinci katmanı bizim bitirmemiz lazım. Yani şu kısım. Bu ikinci katmanı da yapmamız lazım. Küp size dediğim gibi katman katman yapılıyor. İkinci katmanı yapabilmek için arkadaşlar üçlü renklerimizi arayacağız bu sefer. Mesela mavi, mavi, mavi olacak böyle. Kırmızı, kırmızı, kırmızı olacak. Yeşil, yeşil, yeşil olacak. Bakın uymuş. Turuncu, turuncu, turuncu.
Siz böyle çevirerek de bakabilirsiniz arkadaşlar. Uyan var mı diye. Elbet birisi vardır. Gördüğünüz gibi turuncu, turuncu, turuncu. Şimdi arkadaşlar en üstteki küpün rengine bakacağız. Bakın bu küpün rengi mavi değil mi? Şimdi maviye bakıyoruz. Mavi solda mı sağda mı? Bakın sol yeşil, sağ mavi. Mavi burada. Bakın bu mavi burada. Yani arkadaşlar şu küpü tutup şuraya getireceğiz. Turuncu mavi ya burası arkadaşlar. Burayı tamamlamak için. Üçlü küpümüzün en üstteki rengine mavi. Mavi ne tarafta? Sağ tarafta. Şimdi biz sağa bir yerleştirme yapacağımız zaman şu algoritmaları uyguluyoruz arkadaşlar. Bunları bir kağıda yazıp çalışabilirsiniz, ezberleyebilirsiniz. Zaten zamanla oturacaktır onlar. Sağa yerleştirme yapıyoruz. Üst tarafı sola alıyoruz. Sağ tarafı yukarı alıyoruz. Üst tarafı sağa çeviriyoruz. Sağ tarafı aşağı indiriyoruz. Sonra küpümüzü şöyle çevirin. Sonra üst tarafı sağa alıyoruz. Sol tarafı yukarı alıyoruz. Üst tarafı da sola aldığımız zaman sol tarafı aşağı indiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın turuncu mavi buraya oturdu. Size arkadaşlar bu uzun gibi gelebilir. Yani algoritma çok kafa karıştırıcı gelebilir. Ama zamanla yani ezberliyorsunuz ve çok basit oluyor sizin için. Bir de bakalım şurada mavi var mı? Üçlüye bakalım. Her zaman üçlüye bakıyoruz ikinci katmanda. Yok, burada yok. Bu da yok. Evet, bir tane daha bulduk üçlümüz. Bakın üstündeki renk ne? Kırmızı. Kırmızı ne tarafta? Solda değil, sağda. Bu sefer arkadaşlar yine sağ yerleştirme yapacağız. Üst tarafı sola alıyorum. Sağ tarafı yukarı çıkarıyorum. Üst tarafı sağa alıyorum. Sağ tarafı aşağı indiriyorum. Küpümüzü böyle çektik. Üst tarafı sola alıyorum. Sol tarafı yukarı çıkarıyorum. Üst tarafı sola alıyorum. Ve sol tarafı aşağıya indirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi burası da oturdu. Burası da oturdu. Ve hiçbirisi de bozulmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakalım başka var mı? Turuncudan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bakın turuncuda bir üçlü olmuş. Üstündeki renk ne? Sarı. Sarı solda değil. Burada yeşil var. Sağda da değil. Burada mavi var. Hiçbir yerde değilse arkadaşlar bunu direkt geçin. Yeşile bakın. Yeşile bakalım. Bu değil. Bu evet. Yeşil, yeşil, yeşil. Üstündeki renk ne? Sarı. Sarı solda da yok, sağda da yok. Gene geçin arkadaşlar. Yeşilde de oturan yok. Bunu da geçiyorum kırmızıya. Bakalım. Evet, kırmızı da var bir tane. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Üstündeki renk ne? Yeşil. Yeşil ne tarafta? Solda değil, sağda. Arkadaşlar benim şansıma hep sağa denk geldi. Sola da denk gelebilir de muhtemelen denk gelecek. Onu da göstereceğim size. Sağ yerleştirme yapacağımız zaman üst tarafı sola çekiyoruz. Sağ tarafı yukarı çıkarıyoruz. Üst tarafı sağa çekiyoruz. Sağ tarafı aşağı indiriyoruz. Sonra küpümüzü böyle çevirdik. Üst tarafı sağa alıyoruz. Sol tarafı yukarı çıkartıyoruz. Üst tarafı sola alıyoruz. Ve sol tarafı aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da yerleşti. Bu da, bu da. Evet. Son iki tane kaldı. Hatta son bir tane kaldı arkadaşlar. İnşallah bu da sola yerleştirmedir. Öyle değilse ben size göstereceğim. Elbet sola yerleştirmeyi. Bakalım yeşilde var mı? Yeşil, yeşil, yeşil. Üstündeki renk ne sarı? Sarı ne sağda ne de solda var. Ne sağda ne de solda var. Pardon. Evet. Uymuyor. 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 Turuncuya bakalım. Evet, turuncu da var arkadaşlar. Turuncu, turuncu, turuncu. Üstündeki renk ne? Yeşil. Yeşil solda mı, sağda mı? Bakalım. Yeşil sol tarafta. Üstündeki renk ne? Yeşil. Yeşil sol tarafta. Sola yerleştirme yapacağımız zaman da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Üst tarafı sağa alıyoruz. Sol tarafı yukarı çıkarıyoruz.
Üst tarafı sola alıyoruz. Sol tarafı aşağı indiriyoruz. Küpümüzü sola çeviriyoruz bu sefer. Üst tarafı sola alıyoruz. Sağ tarafı yukarı çıkarıyoruz. Üst tarafı sağa alıyoruz. Ve sağ tarafı aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde ikinci katmanımız da bitmiş oldu. İkinci katman için arkadaşlar bir yanlış hata daha var. Mesela siz de eğer izledikten sonra yapamadıysanız, bunu yapamayanlar için söylüyorum. Eğer şu anda ikinci katmanı yaptıysanız benim bu dediklerimi dikkate almanıza gerek yok. Arkadaşlar şöyle ben hızlıca yapacağım. Arkadaşlar diyelim ki şöyle bir durumla karşılaştınız. Bakın ne kırmızı da var ne de mavi de var. Çünkü yerleştirmek istediğiniz parça burada. Sizin ilk önce bu parçayı yukarıya çıkartmanız lazım. Sonra tekrardan aşağıya doğru bir şekilde indirmeniz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Parçayı arkadaşlar sağ tarafınızda bulundurun. Ve üst tarafı sola alın. Yani üst tarafı sola almanıza gerek yok da aynı algoritmalı olsun diye, aklınızda kalıcı olsun diye. Sağ tarafı yukarı çıkartın. Üst tarafı sağa alın. Sağ tarafı aşağı indirin. Küpümüzü bir kere daha çevirdik. Üst tarafı sağa alın. Sol tarafı yukarı çıkartın. Üst tarafı sola alın. Ve sol tarafı aşağı indirin. Gördüğünüz gibi şimdi bakalım. Uymamış. Evet, gördüğünüz gibi mavi mavi mavi, üstündeki renkler kırmızı. Sağ yerleştirme yapıyoruz. Üst taraf sola. Sağ taraf yukarı. Üst taraf sağa. Sağ taraf aşağı, küpümüzü çevirdik. Üst taraf sağa, sol taraf yukarı, üst taraf sola, sol taraf aşağı. Gördüğünüz gibi bu şekilde ikinci katmanımız bitiyor. Ben bunu yapamayanlar için anlattım. Üçüncü katmana geçebiliriz arkadaşlar. Üçüncü katmanımızda ise aynı aşağıya biz artı yapmıştık değil mi beyazlardan? Üçüncü katmanımıza da arkadaşlar üstte artı yapmamız lazım. Ama bu sefer rengini biz seçmiyoruz. Ortadaki renge bakıyoruz. Bakın ortadaki renk sarı. Bu sizde değişebilir. Ben de sarı. Bunu yapmak için arkadaşlar herhangi bir renk, herhangi bir sarı seçeceksiniz kendinize buradan. Ortadaki renk sarıysa. Bakıyorum bende hepsi sarı arkadaşlar. Mesela şunu aldım. Bunu ön yüzey olarak kabul edin. Ben bunu ön yüzey diyeceğim. Ön yüzeyi 180 derece sağa çevirin. Sağ tarafı yukarı çıkartın. Üst tarafı sola alın. Sağ tarafı aşağı indirin. Üst tarafı sağa alın. Ve ön yüzeyimizi tekrardan düzeltin. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şekil oldu ama tam daha artı olmadı. Bu sizde ilk başta da böyle bir şekil olabilirdi. Bende sadece ortası vardı. Eğer böyle bir şekil varsa arkadaşlar, bu şekli tam şu şekilde, şu köşeleri hiç önemsemeyin arkadaşlar. Ben şundan bahsediyorum, böyle bir şekil varsa sol üstte dursun arkadaşlar. Bu şekil sol üstte dursun bu şekilde. Sonra ön yüzeyi bu şekilde çevirin. Sağ tarafı yukarı çıkartın. Üst tarafı sola alın. Sağ tarafı aşağı indirin. Üst tarafı sağa alın. Ve ön yüzeyi düzeltin. Gördüğünüz gibi böyle bir çizgi oluşacak. Böyle bir çizgi oluştuktan sonra bu çizgi yine kendinize bakacak şekilde, aynı bu şekilde yine aynı algoritmamızı uygulayacağız. Üst tarafı 180 derece sağ, ön yüzeyi yani üst tarafı dediğim, sağ tarafı yukarı, üst tarafı sola, sağ tarafı aşağı, üst tarafı sağ ve ön yüzeyimizi çevirdiğimiz zaman yukarıda artımızı oluşturduk.
Şimdi arkadaşlar yukarıda altımızı oluşturduktan sonra biz ilk katmanda ne yapmıştık? Artıyı oluşturmuştuk. İkili ikili renklere bakmıştık değil mi? Ben bunlara kolon demiştim hatta. Bu sefer arkadaşlar üçlü renklere bakacağız. Mesela ne gibi? Artıyı oluşturduk ya, artının ucunda bakın. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Mesela bu olmuş. Üçlü bir renk. Bizim yine ilk baştaki gibi, ilk başta arkadaşlar mesela kolonlarımızı çapraz arıyorduk. Ya böyle oluyordu ya da çapraz oluyordu. İlk baştaki gibi arkadaşlar çapraz üçlü bulmamız lazım bu sefer. Çevirelim bakalım. Kırmızı, kırmızı, kırmızı olmuş burada. Burada da turuncu, turuncu, turuncu olmuş. Bu şekilde yan yana gelmiş arkadaşlar. Biz çapraz gelmesini istiyoruz. Bu sefer ne yapacağız? Algoritmamızı uygulayacağız. Eğer sizinki çapraz geldiyse hiç dokunmayın arkadaşlar. Çapraz gelmesin. Şimdi çapraz gelirse ne olacak onu da göstereceğim. Sağ tarafı yukarı çıkartıyoruz. Üst tarafı sola alıyoruz. Sağ tarafı aşağı indiriyoruz. Üst tarafı bir daha sola alıyoruz. Sağ tarafı yukarı çıkartıyoruz. Üst tarafı iki kere sola alıyoruz. Bu sefer. Sonra sağ tarafı aşağı indiriyoruz. Üst tarafı sola alıyoruz arkadaşlar. Şimdi çaprazlamalarımız olması lazım. Bir daha çevirdiğimiz zaman. Gördüğünüz gibi mavi mavi mavi, kırmızı kırmızı kırmızı. Çaprazlamalarımızı bulduk. Şimdi çapraz olan kısımlar, sağımızda olmayan kısımlar, yani şu olmayan kısımlar solumuzda olacak. Algoritmamız şöyle arkadaşlar. Yine aynı algoritmayı uygulayacağız. Sağ tarafı yukarı çıkartacağız. Üst tarafı sola çekeceğiz. Sağ tarafı aşağı indireceğiz. Üst tarafı sola alacağız. Sağ tarafı yukarı çıkartacağız. Üst tarafı iki kere sola alacağız. Sağ tarafı aşağı indireceğiz. Üst tarafı sola aldığımız zaman gördüğünüz gibi üçlemelerimiz de tamamlanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar küpe şöyle bir bakalım. Fark ettiyseniz küpümüz neredeyse bitti. Sadece şu köşeleri kaldı. Bu köşelerini de yaptığımız zaman küpümüz tamamen bitecek arkadaşlar. Peki bunları nasıl yapacağız? Eşitlemelerine bakacağız arkadaşlar. Mesela neyi kastediyorum? Kırmızı, yeşil, sarı değil mi? Ortasındaki küp kırmızı, yeşil, sarı. Bakın bu uymuş. Diğerlerine bakalım. Yeşil, turuncu, sarı. Ortasındaki sarı, mavi, kırmızı. Bu uymamış. Turuncu, mavi, sarı. Bu da yeşil, turuncu, sarı. Burası da uymamış. Kırmızı, mavi, sarı. Sarı, turuncu, mavi. Bu da uymamış. Şuna bakalım. Kırmızı, yeşil, sarı. Kırmızı, kırmızı, yeşil, sarı. Bu uymuş. Zaten buna bakmıştık da. Bir tane rengimiz uymuş. Diğer üçü uymamış arkadaşlar. Sizde hiçbiri de uymayabilir. Hiçbiri uymazsa da yine dediğim algoritmayı yapacaksınız arkadaşlar. Eğer iki tanesi uyduysa da bekleyin. Oradan şimdi geleceğiz. Uyan kısım varsa arkadaşlar, varsa ama yoksa yine uygulayacaksınız. Uyan kısım varsa sağ tarafa alıyoruz. Uyan kısmı sağ tarafımızda duracak. Eğer sizde uymadıysa herhangi bir köşeyle yapabilirsiniz. Yani sağ tarafınızı almanıza gerek yok. Üst tarafı sola alıyoruz. Sağ tarafı yukarı çıkarıyoruz. Üst tarafı sağa alıyoruz. Sol tarafı yukarı çıkarıyoruz. Üst tarafı sola alıyoruz. Sağ tarafı aşağı indiriyoruz. Üst tarafı sağa alıyoruz. Ve sol tarafı aşağı indiriyoruz. Şimdi tekrardan bakıyoruz arkadaşlar. Uyan rengimiz var mı? Kırmızı, yeşil, sarı. Bu zaten uymuştu. Turuncu, mavi, sarı, yeşil, turuncu, sarı. Bu uymamış. Turuncu, mavi, sarı, sarı, mavi, kırmızı. Bu da uymamış. Mavi, kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, sarı. Bu da uymamış. Yine arkadaşlar hiçbiri uymadıysa yine uyan rengi sağ tarafımızda bulunduruyoruz. Yine aynı o algoritmayı uygulayacağız. Üst tarafı sola alıyoruz.
Sağ tarafı yukarı çıkarıyoruz. Üst tarafı sağa alıyoruz. Sol tarafı yukarı çıkartıyoruz. Üst tarafı sola alıyoruz. Sağ tarafı aşağı indiriyoruz. Üst tarafı sağa alıyoruz. Ve sol tarafı aşağı indiriyoruz. Şimdi bakalım. Kırmızı, yeşil, sarımız zaten uymuştu. Yeşil, sarı, turuncu. Yeşil, sarı, turuncu bu da uymuş. Turuncu, mavi, sarı. Turuncu, mavi, sarı bu da uymuş. Mavi, kırmızı, sarı. Mavi, kırmızı, sarı bu da uymuş arkadaşlar. Siz de arkadaşlar şu şekilde de olabilir. Ben de hepsi uydu şu an. Siz de şu şekilde de olabilir. Ben çeviriyorum örnek göstermek için. Şu şekilde arkadaşlar bir tanesi bu şekilde tam oturmuş olabilir. Veya iki tanesi bu şekilde tam oturmuş olabilir arkadaşlar. Bu şekilde iki tanesi tam oturmuş olabilir. Ben de oturmamıştı. Ben aynı şekilde devam edeceğim. Küpümüzü herhangi uyan bir kısma alıyoruz. Sağ tarafta bulunduruyoruz. Eğer arkadaşlar şurada gösterdiğim gibi küpünüz şu şekilde uyduysa buna dokunmayın. Uymayan kısımlara bakın. Uymayan derken şunları kastediyorum. Sağ tarafımızda bulunduruyoruz. Sağ tarafı aşağı indiriyoruz. Aşağı sol yukarı sağ taktiği. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Arkadaşlar uyana kadar yapacaksınız bunu. Bu arada benimle birlikte aynı şekilde yapmayın. Bakın mesela bu uydu. Yeşil, sarı, turuncu buraya uydu. Gördüğünüz gibi. Yeşil, sarı, turuncu. Yeşil, sarı, turuncu uyana kadar. Sonra üst tarafı sola çevirdik. Yine yapıyoruz. Uyana kadar. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Evet, bu da uydu. Turuncu, sarı, mavi. Turuncu, sarı, mavi. Diğer kısmı çevirdik. Eğer arkadaşlar sizde bunlar zaten uymuşsa onlara dokunmayın. Onları geçin. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Bu da uydu arkadaşlar ve son bir tane kaldı. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ ve küpümüz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küpümüz bitti. Evet arkadaşlar, yani bu küpün mantığı tamamıyla anlattığım gibi bu çömez metodu. Yani küpe ilk başlayanlar bunları kullanıyor. Eğer küpte ilerlerseniz tabii daha iyi metotlar var arkadaşlar. Rubik küpü eğer anlattığım şekilde yapıp da yapamadıysanız, bir yerini kaçırdıysanız arkadaşlar, lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Size yardımcı olurum. Bir de arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Şöyle mirror küp diye bir şey var. Bunu belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Bu da arkadaşlar mantığı 3'e 3 küple aynı. Yalnız bunu şöyle karıştırdığımız zaman şu şekilde saçma sapan bir şeye dönüşüyor. Bu küpü belki ilk defa gördünüz. Çünkü çok tanınmayan bir küp. Mantığı 3'e 3 ile aynı bunun. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu küp de bu şekilde. Mantığı 3'e 3 ile aynı. Eğer arkadaşlar bunun da gelmesini istiyorsanız, incelememi istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar şöyle 4'e 4 küp de var. Bunun da yapımını anlatabilirim.
Bunun da gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın videoya. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yapamadıysanız da kesinlikle yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bay bay.